Merhabalar, Zübeyde'nin Minet Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle çiçeklerimi nasıl fideledim onu sizlere anlatacağım. Öncelikle toprağımı bu şekilde koyuyorum. Toprağı birazcık açıp içerisine tohumlarımı serpeliyorum. 1 santim üzerini toprakla hafif bir şekilde kapatıyorum. Sonrasında üzerini streç filmle, şu anda elimdeki şöyle streç filmle sımsıkı, hiçbir yer açık kalmayacak şekilde saksımın etrafını sarıyorum, böyle komple sarıyorum. Sonrasında iki tane üç yerden kürdan yardımıyla böyle tık 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 delikler açıyorum, 2-3 yerden, ve bunu iyice sardıktan sonra yapıyorum. Bu hiçbir yerinde açıklık kalmayacak. Sonrasında üzerinden 10-15 gün geçtiğinde bu şekilde fidelerim hazır oluyor. Bakın, fidelerim hazır. Yarısını aldım, ektim. Size göstermek için beklettim. Bu şekilde fidelerim hazır oluyor. Sonrasında ben bunları alıyorum ve saksıma fideliyorum. Saksıyı koyuyorum. Bu şekilde saksımı hazırlıyorum. Hazırladığım saksımın dip kısmına toprağını koyuyorum. Toprağı koyduktan sonra fidelerimi yerleştiriyorum. Şimdi ben bir toprağımı hazırlayayım. Toprağımı bu şekilde hazırladım. Hazırladığım toprağın içerisine hazırlamış olduğum fideleri güzel bir şekilde tane tane şuralardan ekeceğim. Şimdi şöyle bir 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 güzel bir şekilde ekme işlemini gerçekleştireceğim. Bakın, bunlar oluşturmuş olduğum fideler. Şöyle. Bakın, şimdi birer santim arayla ektim. Ektikten sonra şöyle diplerini tek elle yaptığım için biraz zor oluyor. Diplerini şu şekilde toprakla dolduracağım. Ama üstlerini kesinlikle kapatmayacağım ki onlar bir şekilde büyüsünler. Sonrasında yine kök doldurmasını yaparız. Önemli olan şu anda üzerlerini kapatmamız. Bu şekilde bir 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 fideliyorum. Ben fideleme işlemini devam ettikten sonra sizlere yine diğer çiçeklerimi de gösteririm. Bu fidelemiş olduğum, bu fidelenecek olan, dediğim gibi üzerini komple kapatıyoruz streçle. Bir iki yerden delik atıyoruz. O denmemizin nedeni de alttan buharlaşma, üstten de oksijenin girmesiyle birlikte nemli bir hava pıtır pıtır sulama yapıyor kendi kendine. Sizin o jiletini açıp da sulamanıza hiç gerek kalmayacak. Çünkü sulama işlemini otomatikman kendi yapacak, üzerine streç filmle sardığınız takdirde. Şimdi ben diğer fidelemem gerekenleri de fideledikten sonra size bütün saksılarımı göstereceğim. Merhabalar, ve ben çiçeklerimi ektim, bitirdim. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Rengarenk saksılar yaptım. Bu yaptığım rengarenk saksıları da palet duvara takarak palete astım. Çok da hoş oldu balkonum. Hala tadilat içerisinde, ama ben çiçeklerimi ve yerini yaptım. Çünkü benim için ilkbahar ve yaz çiçekten ibaret. Etrafımın böyle cıvıl cıvıl olmasını çok seviyorum. Göstereyim ben sizlere. Şimdi kameramı çeviriyorum. Bakın, bütün çiçeklerimi önce fideledim. Nasıl fidelediğimi ben sizlere anlattım. Şimdi de tane 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 bu şekilde ektim. Çiçeklerimin olmasını bekliyorum. Sizler de bu şekilde, ilkbahar geldi, bu şekilde fidelerinizi yapabilirsiniz. Kendiniz istediğiniz bütün çiçeklerden ekebilirsiniz. Benim bir sürü burada rengarenk çiçeklerim mevcut. Diğer tarafı da göstermek isterim. Bir şu şekilde gösterdikten sonra şöyle gölge oluşuyor sanırım. Bu tarafı gösterdikten sonra diğer tarafı da göstereyim. Bakın, burada da yine aynı şekilde çiçeklerim. Bakın, bunlar artık yavaş yavaş daha da büyümeye başladı. Bu şekilde bunları da taktım. Umarım çiçek açtığımda sizlere gösterebilirim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyde Aymutlupek Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Hoşça kalın, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.